Karate ekranlarından hayırlı, keyifli akşamlar diliyoruz efendim. Ben Bora Erdin ve Karar Gazetesi ekonomi yazarı, iktisatçı İbrahim Kahveci ayağının tozuyla stüdyoya geldi. Bugün yine biliyorsunuz bu hafta Türkiye İstatistik Kurumu 3 aylık işsizlik verilerini açıkladı. Oldukça ilginç datalar. Ben de incelerken aklım şaştı. Yıllardır yazarım, çizerim. Türkiye İstatistik Kurumu bu verileri nasıl buluyor? Yıllardır derken özellikle de son kısa vadede nasıl buluyor anlamıyorum. Diyelim onun dışında ne var peki? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nihayet bir grup meslek grubuna iki faz olarak açıkladığı destek programı var. Onun dışında ne var? Peki bu destekler nasıl sağlanacak? Nereden fonlanacak? Para var mı yok mu? Hepsini konuşacağız. Bir yandan da ikinci bölümde bununla birlikte az önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ya da Millet Kütüphanesi isimli bir lokasyonda külliyenin içinde gençlerle bir araya geldi. Z kuşağını yakalamaya çalışıyor. Peki Z kuşağı ne dedi? Şöyle bir cümle kurdu. Şimdi yayından önce duydum. Benim 8 torunum var, darısı sizin başınıza dedi Cumhurbaşkanı. Peki gerçekten gençler çocuk yapmak istiyorlar mı? Evleniyorlar mı? Yuva kurabiliyorlar mı? Bir de ona bakacağız. Hemen dönüyorum İbrahim Kahveci'ye. Kahveci hoş geldiniz. Nasıl keyifler? Hoş bulduk. Sağ olasınız. Hocam çok hızlı girdim ben de böyle alel tecel. Sen bayağı enerjik girdin ama Türkiye böyle enerji kaybedeli çok oldu yani. Boşuna enerji üretiyorsun. Biz bu enerjiyle bu tempoyla gidelim bence. Çünkü en azından şunu gördük. Türkiye'de gazetecilik yapmaya devam ettiğimizi, bazılarının böyle ekranda gazeteci gibi göründüğünü ama aslında olmadığını, altının boş olduğunu, o eski Türkiye diye dedikleri şeyi aslında yeniden inşa ettiklerini gördük. Hep beraber el ele diyorum bu ekopolitik Antalya'da yapmıyoruz. Hakkımı helal etmiyorum diye millet aç, millet yoksul diye sokak röportajı yapan hanımefendiyi gözaltına almışlar. Tam da dünyaya örnek demokrasimiz var ya. Tabii bir tane bir de ulaştı şey Adalet Bakanımız vardı değil mi? Bir şeyler açıklamıştı hani birkaç ay önce filan. Bir şeyler açıklamıştı, bir şeyler söylemişti ama neydi? Sonra da önerisi olan demişti. Bu tür şeylerde gözü kör oluyor insanı tabii, i̇şte, görmüyor. İşte. Biz de unutuyoruz, hafızamız da pek iyi değil. Evet. Yani bugün televizyona bile çıkmaktan imtina edecek insanlar görüyoruz yıllar önce yaptıkları şeyleri. Bugün geliyor. Aa neyi unuttuk Sayın Kahveci? İzleyicilerimiz bizi affetsinler. Bu o kadar gündem yoğun ki. Bugün özellikle onun için 19 Mayıs ben alayım sözü. Buyurun. Bugün Türkiye'nin en büyük sorunu ne dediğimizde en büyük sorunlarımızdan bir tanesi evlatlarının geleceğini satan bir ülkeyiz. Gençlerinin geleceğini satan bir ülkeyiz. Torunlarının geleceğini satan bir ülkeyiz. Evlatlarına torunlarına varlık değil borç bırakan, evlatlarının torunlarının geleceğini harcayan, onlara borç bırakan, onlara karanlık bir ülke bırakmaya yolunda hızla ilerleyen bir ülkeyiz. Bir ülkede gençlik galiba bu kadar acı çekmez. Yani dünyanın başka ülkelerinde de nasıl olacak bilmiyorum ama Türkiye, şimdi bazı sorunlar vardır, bazı şeyler vardır, anlatmakta zorlanırsınız. Niye sonuç ortaya çıkmamıştır henüz? Hani hep örnek veriyorum, 91 seçimlerinde rahmetli Adnan Kahveci'nin babama söyledi, eyvah Süleyman Türkiye 10 yıl kaybetti. Siz bunu Türkiye'nin 10 yıl kaybettiğini 91'de kime söyleyebilirsiniz? Kime anlatabilirsiniz? Ne okuyorsunuz? 2013'lerde, 2012'lerde hatırlıyorum Türkiye ekonomisi zora girecek. Bu gidiş değil. Çok konuşurken çevremdeki insanlar ya Kahveci sen ne söylüyorsun ya? Şöyle bir etrafına bak ya. Arabalar son model, herkes hayatından memnun. Sen ne söylüyorsun ya? Yani niye bunaltıyorsun bizleri diyordu insanlar. 2015-2016'larda Türkiye'nin büyük bir ekonomik krize girmek üzere olduğunu yazarken, o zaman yazı yazıyordum 2015-16'larda, birçok ekonomi gazetecisi arkadaş dahi, ya sen ne diyorsun diyordular. Sen ne söylüyorsun? Ne var yani, ne şey var, nedir bu filan. Bu arada bazen şey söylüyorum, hani anlatabilmek ve anlaşılabilmek. Şimdi anlatabilmek, sorun ortaya çıkmadan onu anlatabilmek çok zordur. Yani sorun ortaya çıktığı zaman örnek veriyorsun. Yani
Şimdi Türkiye'nin gençlikle ilgili, gelecek nesille ilgili sorununu anlatmak çok zor. Mevcut durumun devam etmesi halinde evlatlarımızın ve torunlarımızın çekeceği acıları anlatabilmek çok zor. Ama bunları biraz ekonomiyle, biraz haşır neşir olup, biraz rakamlarla uğraşmak, biraz detaylara baktığınız zaman onu görüyorsunuz. Yani ufukta bir güneş var. Size diyorlar ki o güneş doğan güneş. Oysa siz biliyorsunuz ki o güneş doğan güneş değil. O güneş batmakta olan bir güneş. Hatta güneş kuzey kutbunu veya güney kutbunu düşünün, kutup bölgelerini. İşte güneş bir anda doğup batıyor ya kışın şeyinde. Birkaç saat. Yani kuzey kutbu şey üzerinden Norveç'in bazı bölgelerinden örnek verelim. Norveç'in kutup bölgesine yakın yerlerinde kışın gün saati 3-4 saat. Güneş de uyur batıyor. Yazında tam tersi tabii. Gece 3-4 saat. Şimdi Türkiye'de bu mevsimlerde, bu yıllarda gün ışığı günde 3-4 saat anca oluyor. Yani 24 saatin 20 saatinden fazlasını karanlıkta geçiriyoruz. Ama o batmakta olan güneşin gençler üzerindeki etkisinin ne olacağını düşündüğünüz zaman düşünmek istemiyorum Bora Bey, düşünmek istemiyorum. Daha acısı da şu. Ya bu kadar yani karamsar konuşunca da şey oluyor. Yani hani araba uçuruma gidiyor. Karamsarsın ama direksiyonu kırdığın an ne oluyor? Direksiyonu kırdın, uçurumdan kurtardın arabayı, yola soktun arabayı. Ya araba çok iyi bir araba. Yani arabayı uçurumdan aldığın zaman da Türkiye bir anda çok büyük kabuk değişimi yapabilir. Ben şöyle bir örnek veriyorum. Bir sıfır seviyesi var. Bir yönetici atıyorsunuz, yönetici geliyor. Sıfırın altında, yani sizin işletmenize yönetim katkısı negatif. Yani yönetim becerisi olarak bir artı değer üretmediği gibi eksi değerler sürekli, mesela iyi elemanları yolluyor. Ya bugün kabineye bakın. Mesela Ulaştırma Bakanı 2020 yılı sonunda Aralık ayında bütçede konuşma yapıyor. İyi Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu Osman Gazi Köprüsü ile ilgili açıklamalar yaptı. Hatırlarsanız beraber burada da konuk etmiştik İsmail Bey'i. İşte 1.7 milyar dolar yapım maliyeti köprüye, 13 milyar dolar hazine garantisi verilmesinin detaylı noktalarını sordu, etti İsmail Bey. Ulaştırma Bakanı 2020 yılı Aralık ayında bütçede çıktı. Dedi ki, eline şöyle kağıt şey aldı. Yalan dedi, yalan. Gerçekler burada, ha, gerçekler burada. Böyle bağırdı kürsüden. Gerçekler burada dedi. Osman Gazi Köprüsü garantileri dolduruyor dedi. Şeyi yok dedi. Osman Gazi Köprüsü dolduruyor. Aynen öyle. 2020 yılında Osman Gazi Köprüsü'ne bir partide 1.6 milyar, bir partide 1.7 milyar, 750 milyon, 1 milyar 750 milyon, 3.4 milyar lira hazine garantisi ödemesi yapıldı. Şimdi normal bir ülkede o Ulaştırma Bakanı o konuşmayı yaptıktan sonra o köprüye 3,5 milyar hazine garantisi parası hazineden ödenmişse o Ulaştırma Bakanı orada 3 saat durmaz. Durmaması lazım. Meclis kürsüsünde yalan diye konuştuğu şeylerin kendisinin konuşmasının yalan olduğu ortaya çıktı. Bu kadar rahat. Bu kadar rahat anlatıyor. Yalan. Hatta İlk Parti ödemesi Sayın Ulaştırma Bakanı'nın konuşmasından önce olmuş İlk Parti ödeme. Yani değil mi? Doğru. Evet. Şimdi dönüyorsunuz işte o kaliteye, kabinenin diğerlerini alın. İşte yeni aile bakanını Cumhurbaşkanının ailesi savunmak durumunda kaldı. Evet. Cumhurbaşkanının ailesi savunuyor. Kimin bakanısın? Ailenin bakanı mısın? Milletin bakanı mısın?
Bu sistem ve bu kalitesizlik şey, kurumlarda da aynı şekilde. Liyakat üzerine kurulmayan bir düzen, itaat üzerine kurulan bir düzen, itaat üzerine kurulan düzende aykırı söylenen her sözü veya size tavsiyede bulunan her açıklamayı, muhalefetin açıklamasını filan, hainlik ve düşmanlık gördüğünüzde zihinler ve akıl gidiyor. Şimdi biz bu gençliğe ne bırakıyoruz? İşte bu kadrolarla ne bırakıyoruz? 167 milyar dolarlık bir hazine garantisi borcu bırakıyoruz 10 müteahhide. 84 milyonu, bunun 19 milyonu yaklaşık olarak 18 yaş altı. 84 milyonun 20 milyonuna diyelim, 20 milyonuna 167 milyar dolar borç bırakıyoruz. O da şimdiki 167 milyar dolar. Amerikan enflasyonu arttıkça dolar bazında artmaya devam edecek. Diyeceksiniz ki efendim köprü bırakıyoruz. Alı köprüyü başına çal. Binali Yıldırım demişti ki kasadan tek kuruş çıkmadan yapılıyor. Tek kuruş çıkmayacak. Yapılırken tek kuruş çıkmadı da işletilirken köprü bomboş. Milyarlar çıkıyor. Etik siyasetin söz konusu olduğu yerde bu kişilerin adının bile anılmaması gerekir. Hesaplarının da sorulması gerekir. Milyarlar. Bakın saydığım 167 milyar dolar. Yani yaklaşık olarak şu 5-6 sene içerisinde bu 200 milyar dolara çıkacak. Kanal İstanbul gelirse 300 de oradan ekle 500 milyar dolar filan. Bir aile düşünün. Evladının geleceği üzerine şöyle bir aile düşünün. Evladı liseyi zorunlu eğitimi bitiriyor. Evladını bir şeye veriyor. Asgari ücret veya şeyle bir hemen sanayi sitesinde bu zekidir okur filan bakmıyor. Sanayi sitesinde bir işe yerleştiriyor. Ve onun üzerine onun maaşını bankaya garanti gösterip bankadan krediyi çekiyor. Ve o parayı harcayan bir aile yapısı düşün. Şu anda Türkiye böyle bir yönetim altında. Evlatlarının geleceğini ipotek edip parayı aldı. Ve o parayı harcayarak keyif sürüyoruz. Evet. Bir de bizim genç jenerasyon haliyle 19 Mayıs 1919'un çok önemli bir durumu var. Çünkü Gazi Mustafa Kemal Samsun'a çıktığında aslında genç yaşında oraya çıkıyor. Yani bizim Türkiye'nin aslında hatta Anadolu coğrafyasında Osmanlı'dan bu yana kaderini değiştirenler aslında hep gençlerdir. Fatih Sultan Mehmet de dahil olmak üzere gençler bir şekil verir. İdealizm çünkü, gençlerde olur. İdealizm gençlerde olur. Ancak son dönemde garip bir şekilde bizim gençler hızlıca para kazanamadıkları için, yoklukta oldukları için kolay kandırılabilir hale geldiler. Çiftlik Bank'ta da gördük. Çoğunluğu 18-30 yaş arası kandıran gençler. Kandıran da gençler. Forex son zamanda biliyorsunuz TODEX dolandırıcılığı, kripto işi çıktı. Hem gençler kandırır oldu. İşte TODEX'te de aynı yaş grubu. Hem de gençler. Neden sürekli bizim gençler bu kadar hızlı kandırılabilir? Ya çünkü belli ki bir para ihtiyacı var. Hızlıca para kazanmaları gerektiğini düşünüyorlar. Şimdi bunu şöyle açıkladım. Tekrar izah edeyim. Bir ülkede yatırım zemini kaybolduğu zaman o ülke kumarhaneye döner. Türkiye'de yatırım zemini kaybolduğu için Türkiye kumarhane şeyine döndü. Yatırım alanları kumarhaneye döndü. Sayın Cumhurbaşkanı 2015'te vatanı satmak nasıl olur dedi. Herkes baksın. 2015 salonda askerler var, genelkurmay şeyler var, askerler var, rütbeler var. Vatanı satmak yüksek faizli olur dedi. 2015'te Türk lirası faizi %7,5 %8'di o konuşma yapılırken. Şu anda Türk lirası faizi %19. Soruyorum vatanı satmak nasıl olur? Ali Babacan'a sordum bunu. Çünkü ona o oydu o zaman ekonomi bakanı. %7,5 TL faizi karşısında kendi partisinin, o dönem bağımsızdı tabii, kendi partisinden seçilmiş, o dönem bağımsız olduğu için herkesin cumhurbaşkanı olarak partili değildi. Vatanı satmak nasıl olur? Ben onu farklı bir tabirle söyleyeceğim. Bir ülkeyi yıkmanın en önemli unsurlarından bir tanesi gelecek beklentisini ve gençlerin geleceğini yok etmektir.
güneşi batırmaktır. Güneşi batırmak. Şimdi bu ülkede gençler neye umut ederek beklesinler? Pozitif bilim bitti. Kurumlara bakın. Kurumlar tabiri caizse herkes bugün ne alırım ne koparırım peşinde. Yani bugün bunun en önemli özelliklerinden bir tanesi şu. Hiç lafı kıvırmayalım. Kimse de lafı kıvırmasın. Geleceği gösteren en önemli, geleceğe umutla bakışı gösteren en önemli gösterge evlat. Bir toplum çocuk yapıyor mu, yapmıyor mu? Evlat sayısı. Çocuk sayısı. Kimse, yani efendim işsizlik şu olmuş, şu olmuş. Bak sana kabak gibi gösteriyor çocuk sayısı. Ülkenin durumunu kabak gibi gösteriyor. Bu kadar net gösteriyor. Siyasetçiler ne söylerse söylesin. Ha şunu da gösteriyor. Yaşam memnuniyeti anketinden filan şeylerde örnek veririz başka şeyi. Ama ülkenin durumunu gösteren en önemli şey çocuk sayısı. Bunu çok detaylı analiz edelim. Orada o kadar fazla derin bilgiler var ki. Ülkemizin geleceğinin bittiği, ülkemizin geleceğinin karardığını, yani tabiri caizse hani bir söylem var. Aç kalırız yedirmeyiz diye bir söylem var ya. Evet. Ben ona bir şey daha ekleyeyim. Çocuk yapmayız, çocuk bile yapamayız ama yedirmeyiz. Buraya geldi. Bakın insanlar çocuk yapamıyor. Çocuk yapamayanlar da kimler biliyor musun? Ağırlığı iktidar partisinin seçmen tabanı. Aç kaldılar. Yoksul kaldılar. İşsiz kaldılar. İki kesim. Alt eğitim grubu ve ileri yaş grubu. Alt eğitim ve ileri yaş grubu yaşam memnuniyetinden görüyoruz bunu. Çocuk sayısında 2020 yılında eğitim grubuna göre şeyi henüz açıklamadı TÜİK. Onu muhtemelen Haziran ayında falan açıklayabilir. Orada veriler tam gelmedi. Ama 2015-2019 arası verileri biliyoruz. Lise altı eğitimlerin çocuk sayısı %23 düştü. Üniversite mezunlarının çocuk sayısı %17,5 arttı. Lise altı eğitimlerde işini kaybedenlerin sayısı 2,5 milyon civarında. Üniversite mezunlarında işini kaybeden yok, 1 milyon iş bulmuş. İş bulan çalışan çocuk yapıyor. İşini kaybeden çocuk yapamıyor. Oran olarak bakıyoruz. Çocuk sayısı, hani lise altı eğitimlerde daha fazla çocuk olabilir ama önce 2013, 14, 15'e göre çocuk sayısı düşüyor. Yani öncekine göre %23 feci bir düşüş. Üstad şeyim var ya, bir yazın aç karnı çocuk olmuyor. Müsaaden varsa bir iki cümle okuyacağım. Hatta direkt girişini okuyacağım. Yazıyı ben sabah böyle açıp okuduğumda İbrahim Kahveci derin mesaj gene biraz rahatsız edecek insanları diye. Hadi üç çocuk yapın, yapın da. Yapın ama nasıl? Tok karnına mı, aç karnına mı? Türkiye'de doğum sayısıyla ekonomi arasında sıkı bir ilişki var. Tabii burada gebelik süresini hesaba katmak gerekiyor diye eklemiş. Ben de onu küçük bir ek yapayım. Geçtiğimiz günlerde Avrupa daha hangi ülkeler ne kadar uyuyor diye bir istatistik yayınlandı. Türkiye 6,5 saat, ona en yakın Avrupa ülkesi 7 saat 10 dakika. 6 saat 50 dakika, 7 saat 10 dakika. Biz sarı renkteyiz. Avrupa ülkelerinin geneli, veri olmayanlar göre ama geneli yeşil. Yani 7 saat 10 dakika, 7 saat 20 dakika, 7 saat 50 dakika. Ya bu adam uyumuyor da, ya bu aileler bu uyumuyor da. Yani çünkü çalışıyorlar. Biz yatakta uyumuyoruz, biz ayakta uyuyoruz. Kölelik rejiminde çalışıyorlar. Bora Bey, biz yatakta uyumuyoruz. Biz ayakta uyuyoruz. Ayakta nasıl uyuyoruz? Çiftlik Bankı bak. Ya İsmail Saymaz'ın şey kitabını hatırla. Tarikatlar kitabı. Evet. Evet ya. Yani ayakta uyuyan toplumun şeyleridir bunlar. Cahilliğin en önemli unsuru nedir biliyor musun? Cahil olduğunu bilmemektir. Cehaletin en önemli unsuru budur. Ayakta yatakta uyuduğun zaman uyuduğunu bilirsin ama ayakta uyutulduğun zaman uyuduğunu bilmezsin. Türkiye ayakta uyutuluyor. Yani ana mesele bu. Bak ayakta uyutulmaya bir örnek vereyim. Önceki gün Sayın Cumhurbaşkanı 1 milyon 385 bin esnafa
Muhteşem bir paket açıkladı. Ama kapanmadan sonra. Şimdi suyun altına gireceksin. Dalgıçlık için söylüyorum. Sana hava nerede lazım? Suyun altına girdiğin dalarken lazım değil mi? Tüp lazım. Suyun altında hava alman lazım. Ama biz öyle yapmıyoruz. Biz alıyoruz, kafandan tutuyoruz, suyun altına sokuyoruz. Ondan sonra su çıkardıktan sonra şey veriyoruz. Hava veriyoruz. Şimdi bir yöntem bu. Niye suyun altına girmeden hava verilmedi? Çünkü acemiler, kimse bir şey bilmiyor. Yani akşam çek yasası çıkarıyorlar, sabah basın bülteniyle çek yasasını düzeltmeye çalışıyorlar. Kimse çekini ödemiyor. Türkiye yönetilmiyor. Bütün nakit akışları kilitlendi. Şimdi para var mı yok mu peki sorusunu soracağım şimdi, o zaman. Onu oraya geleceğim. Şimdi kapanmaya giderken, tam kapanma diyorsun. Kapanmaya giderken aynı zamanda ne açıklarsın? Efendim biz bir aylık kapanma döneminde. Bakın bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın önceki gün açıkladığı paket. Şu 15-20 gün, 17 gün müneyi kapandık ya. O aya ilişkin açıklasa, sadece bir aylık açıklasa. Aa tamam, bir şeyler yapıyorlar dersin. Bir şeyler yapıyorlar dersin. Bir, kapanmaya gittin. Kapanma bittikten sonra paket açıklıyorsun. Yani suyun altına girdin, sudan çıktın. Ya şey çıktın, ağzına şey veriyorlar, hava veriyor. Ya hocam ben kapanmaya giderken bu para lazım. Bu bir. İki, 1.385.000 esnafa 4.600.000 lira. 4.600.000 lira ne demek? Biz 2020 yılı bütçesini, biliyorsunuz bütçeyi hazırlarken bir önceki yıl başlıyorsun hazırlamaya. Mesela 2020 yılı bütçesini 2019 Ağustos'tan başlıyorsun. Eylül gibi filan plan bütçelerden filan şey yapıyor. Aralık'ta bağlanıyor. 2019 Eylül, Ekim ortada pandemi var mı? Yok. 2020 yılında henüz hiçbir pandemi yokken 2020 yılında 950 küsür milyar lira para toplayacağız diye hedeflemişiz. 1 trilyon 20 küsür milyar toplamışız. 73 milyar lira pandemiden önce hedeflenen bütçeden 73 milyar lira fazla para toplamışız. Dünyanın hangi ülkesi pandemide pandemi öncesi hedeflediği bütçeden daha fazla para toplamıştır? Ben bunu gerçekten merak ediyorum. Bunu bana bir kişi pandemide hedeflediğinden daha fazla para toplayan bir ülke söylesin. 73 milyar lira para topladık bütçede. Bak bütçe söylüyorum. Hazine, yani merkezi bütçe. İşsizlik fonundan verilen paraya yardım demesinler. İşsizlik fonu değil. Bu yılın ilk 4 ayı bütçe, hazine ve bütçe. Yani hazine nakit gerçekleşmesini veriyor. Bütçede de tahakkuk eden şeyleri veriyor. Bu yılın ilk 4 aylık verilerini söyleyelim seyircilerimize de. Önce hazine nakit gerçekleşmesini verirseniz arkadaşlar. Buradan ya, arkadaşlar şeyse ekrana kalkabilir miyiz? Müsait mi? Kalkalım mı çocuklar? Buyur. Evet. Hazine nakit gerçekleşmeleri bak. Ocak ve Nisan ayı. İlk 4 aylık. Gelirler dediğimiz milyar TL, 441.4 milyar. Yani 441 milyar 400 milyon, 400 küsür milyon. Rakamları biraz kısaltayım, çok detay veriyordum, biraz kısaltayım dedim. Geçen yıl ne kadarmış? 326'ymış. Önceki yıl 4 aylık 286. Bak pandemide 286, 326, 441. Dikkatinizi çekerim. Herkesin dikkatini çekerim. 326'dan 441 milyara ne kadar abi? 100 milyardan fazla değil mi? Evet. 100 milyar sadece 4 ayda. Ayda 25 milyardan fazla geçen yılın üzerinde para toplamışsın. 25 milyardan fazla. 4 ayda 320-441. Yani yaklaşık 115 milyar. 26, 36, 41, evet. 15. 115 milyar lira.
sadece 4 ayda 115 milyar lira fazla para toplamışsın geçen yılın üzerinde. 115 milyar. Bu da 4 aylık. 4 aylık hocam. 4 ayda 115 milyar fazla para topladıysan ne yaparsın? En azından bunun yarısını falan verirsin yani. Ve topladım derken hani insan şey olmayacak. Ama sebebini söyleyeceğim. Tamam. Buna mecburlar. Para vermemek zorundalar. Veremezler. Sebebini söyleyeceğim. Para veremezler. Niye söyleyeceğim? Faiz dışı giderin ne olmuş? 352'den 386'ya çıkmış. Bak para, topladığım para 115 milyar artmış. Harcadığım para 52, 62, 72, 82, 30, 34 milyar. 35 milyar diyor onu. 115 toplayıp fazladan 115 toplayıp 35 harcadın. 80 nerede? İşte faiz dışı denge. Geçen yıl 25 milyarmış açık. Şimdi 55 milyar fazla. Hazine nakit dengesi. Şimdi şeyi verelim. Bütçe gerçekleşmesi. Bu nakit. Nakit gerçekleşmesi şu. Kasaya girdiğini gösteriyor. Bütçeyi de özellikle onun için veriyorum. Yani bu yıl bütçe ile hazine nakit gerçekleşmesi, yani bu bütçe şeyi tahakkuk değil. Yani siz de tahakkuk etmiş ama almamışım değil, almışım. Bütün parayı almışım. O yüzden bütçe gelirleri 321 milyardan 437 milyara aynı şekilde artmış. Vergi gelirleri 225'ten 331'e deli gibi vergi toplamışım. %50 zaten. Deli gibi vergi toplamışım. Milletin boğazına sarılmışım. Abi buradan bir kameraman arkadaşı getirip öyle mi yapmak lazım? Şöyle yere yatıp boğazına sarılmak. Ümüne çökmek. Vergi toplama sistemi olarak söylüyorum. Şu vergi pandemide topladığımız. Dikkatinizi çekerim. Geçen yıl Ocak, Şubat'ta pandemi yok. Mart, Nisan'da var. Bu yılın ocağında, Şubat'ında, Mart'ında, Nisan'ında 4 ayda pandemi, geçen yılın ilk 2 ayında pandemi yok. 225 milyardan 331 milyara çıkarmışsın. Bütçe dengesi ne olmuş? 72 milyar açıktan 6 milyar fazlaya dönmüş. Faiz dışı denge 17,5 milyar eksiden 73 milyara, 80-90 milyar düzelme var. Bu rakamlar böyle dursun. Şimdi Sayın Kavim, pandemi döneminde bizim devlet milleti yapılandırma kuyruğuna gönderdi. Şey dediler, hatırlıyor musun? Yapılandırmada son gün sokağa çıkma yasağından yapılandırma için yani verdi. Yapılandırma derken şöyle de onu, vergi ödeme. Vergi ödeme. Dedi ki vergi ödeyecekseniz, vergi borcunuzu ödemeyi devlete tahakkuk ediyorsanız sokağa çıkma yasağını delebilirsiniz dendi bu ülkede. Bu yaşandı. Bunun içerisinde insanlara sıkıştırıp icra, biliyorsunuz elektronik takipte artık insanların maaşlarına haciz geldiği için insanlar daha da tedirgin oldular vergi borçları yüzünden. Bu arada en çok vergi yapılandıran grup da esnaf grubu o dönemde. Esnaf grubu. Bakın şurada bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar ekrana, faiz dışı denge geçen yıl 17,5 milyar eksi, bu yıl 73 milyar artı ya, 73,4 milyar. Bakın normal bir ülkede şu faiz dışı denge dediğimiz, bakın sadece 4 aydaki bu 73 milyarı millete verirdin. Hazineden bunu millete verirdin. Bunu milletten topladın zaten. Kurumlardan, tüketimden, şuradan buradan milletten topladın. Esnafa özellikle şu 4 milyar 600 milyon lira değil, 4.6 milyar değil, 73.4 milyar verirdin millete. Niye vermedi diye. Şimdi onu soracağım. Ama şunu söyleyeyim. Geçen gün ben KRT.com.tr'de yazıyorum işte. Köşe yazıyorum. Evet. Makalemde, teşekkür ederim. Üçüncü yazıyı yazdık. Makalemde şöyle bir şey oldu. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin acil 21B vardır ya, meşhur, evet. Çiğdem Toker de sağ olsun sürekli yazar. 21M kapsamında bir ihale yapılmış. Konya'nın nüfusu 2.5 milyon nüfusu var. 50 milyon liralık acil tek katılımlı bir zincir markete ihale edilmiş. 50 milyon lira. İhtiyaç sahiplerine veya bağış, yardım yapılmak adına yapılmış. Bakın 50 milyon lira Sayın Kahveci. İzleyicilerimize anlatalım. Yani bahsettiğimiz esnafa, yani tek başına bir belediye, bir yerel idare, bir yerel hükümet 50 milyon liralık acilen ihaleye çıkıp bütçesinden bir para harcama yapabiliyor. Sadece kendi şehrinde ihtiyaç sahipleri için. Koca Türkiye Cumhuriyeti devleti veya koca Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı kabinesi. Öyle adlandırılıyor ya, hükümet değil. Cumhurbaşkanlığı kabinesi. Yani Cumhurbaşkanı.
Kabine, kabine dediğimiz bakanların hükmü yok orada. Cumhurbaşkanlığı. Açıkladığı 1.385.000 esnafa açıkladığı paket sadece 4.6 milyar. Bu ne biliyor musun? Başka bir şey söyleyeyim. 500 milyon dolar. 500 milyon dolar ne geliyor? 500 milyon dolar aklınıza yaklaşık olarak neyi getiriyor mesela? Abi direkt 128 milyar dolar geliyor benim aklıma. 128 milyar dolar. Onu kenarda tut. Tamam. 128 milyar doları bir kenarda tut. Bir dakika sonra söyleyeceğim. 1.385.000 esnafa 500 milyon dolar. Bir cumhurbaşkanına Katar'dan gelen uçak 450 milyon dolar. Memnun musunuz arkadaşlar davanızdan? Bir cumhurbaşkanına Katar'dan gelen uçak, o uçağın resmini arkadaşlar birkaç kere verdiler sadece. Devamını vermiyorlar. Saray gibi bir uçak. 450 milyon dolar. Yani Cumhurbaşkanımız kendisine uçak gelirken 450 milyon doları reva görüyor. 450 milyon dolar çıkıyor. Uçak hediye geldi. Ama 1 milyon 385 bin esnafa, ha ben o esnafa da şunu söylüyorum. Herkese şunu söylüyorum. Bazen böyle bendeki mahallemde şeyde esnafa uğradığım zaman işte böyle çok fazla böyle şey var. Siyasi tutkuları yüksek kesimdir. Ben de hep şey söylerdim böyle 2018'de, 2019'da yazdım bu yazıyı, 2018-19'da en fazla inananlar battı. Evet. Ben de şey diyordum, abi zordayız filan. Ben dedim ki inandığınız da zordasınız. İnanmasaydınız zorda olmazdınız. Çünkü inanmayanlar, yani hatırlayın 2016 Kasım dolar sat, döviz bozdur kampanyası, evet, bilmem neler filan. İnananlar battı. Hatırlayın 2017'ye girerken Türkiye şahlanacak, 2018'e girerken Türkiye şahlanacak, 2019'a girerken Türkiye şahlanacak, 2020'ye girerken Türkiye şahlanacak. Şubat Mart'tan iyi olacak, pardon Mart Şubat'tan iyi olacak, ya, Nisan Mart'tan iyi olacak diye diye daha da kötü hale geldi. Şeyin hoşuma gitmiyor ama şu var, sonuç ortada. Yani hani ne ekiyorsan onu biçersin. İşte 4.6 milyar 1 milyon 385 bin esnafa 17 günlük destek olsa derdim ki yani kenarından bir şeyler tutulmuş ve yılın kalanında da her ay bu destekler devam edeceklerse tamam. Şimdi gelelim niye veremez? Bak bütçe oluk oluk para var bütçede. Gösterdik, tablo ortada. 73 milyar para var bütçede. 4 aylık, sadece 4 aylık. Ha dikkatinizi çekerim. Geçen yıl bu bütçede Merkez Bankası'ndan alınan para daha fazlaydı. 6 milyar daha fazlaydı. O para 6 milyar daha az olmasına rağmen 73 milyar bütçede şey oldu. Nerelerden kesildiğini de söyleyeceğim. O da şey değil. Mesela tarım ödemeleri yarı yarıya düştü. Tarım ödemiyorlar çiftçiye para. Düştü. Geçen yıl ödenen paranın yarısı kadar para ödemişler, evet, çiftçilere. Yersen ne yaparsın? Ne ekersen onu biçersin. Evet. 73 milyar para var. Arkadaşlar tekrar bütçe gerçekleşmelerini ekrana verirseniz o şeyimizde dursun, ekranımızda dursun. 73 milyar faiz dışı fazla var. Şu pandemide o 73 milyar dağıtılırdı millete. Tabii. Faiz dışı fazla verme dönemi değil. Niye veremezsin bunu? 128 milyar doları sattın. Şimdi bu elin burası 128 milyar doları sattı. Kasada döviz yok. Kasada döviz yoksa cari açıkta veriyorsun. Yani döviz tarafın berbat. Döviz tarafın berbatsa yabancıya ne veriyorsun biliyor musun? Bu 73 milyar lira ne biliyor musun? Yabancıya mesaj veriyor. Diyor ki yabancıya, ben diyor şu tarafta döviz tarafında berbat bir ülkeyim. 128 milyar dolar da sattım. Döviz möviz de kalmadı. Eksi 50 milyar dolar, 59 milyar dolar açık pozisyonum var. Varlık diye gözüken var ama yükümlülüğüm hepten artmış. Merkez Bankası başkanlarını değiştirmişim, etmişim. Berbat bir ortam var. Ama ben Türk halkının boğazına sarılırım. Bakın ey yabancılar diyor bu. Bu 73 milyarın dediğini söylüyorum. Ey yabancılar, ben Türk halkının, kendi milletimin boğazına sarılırım. Sıkarım boğazını, sıkarım, sıkarım, vergisini alırım. Aldığım vergiyi 225 milyar liradan 4 ayda 331 milyar liraya çıkarırım.
bu verginin karşılığında da harcamamı yapmam. Nakit dengesinde vardı ya harcama, harcamayı kıstı. Harcamayı yapmam. Size ey yabancılar, ey dış dostlarımız, şimdi söylev olarak şey derler, dış mihraklar, dış düşmanlar. Ama bu bütçe fazlası yabancılar için. Yabancılar için veriyorlar bunu. Gelin Türk lirası varlıklara yatırım yapın. Sizin faiziniz garanti. Size faiz ödeyeceğiz. Aha size 173 milyar lira bak orada para var. Fazladan para biriktirdik. Bakın Türk lirasına güveni artırmak zorunda kaldılar. 128 milyar doları satınca millete pandemide para veremiyorlar. Hani soruyorlar ya. Ya 128 milyar dolar işte köyde Ahmet Efendi, Mehmet Efendi veya esnaf şey ne olacak ki bana ne? İşte kardeşim sana ne? Aha burada. Nasıl burada? 128 milyar doları satınca devlet, kabine senin boğazına sarılıp vergini alır. O aldığı vergiyi de sana geri harcamaz. Harcamadığının yanında da yabancıya der ki aha benim mali durumum bu sağlamım ben yüksek faiz ödeyebilirim. Benim Türk lirasına yatıracağınız paralardan alacağınız faiz karşılığı burada. Faizi garanti etti. Şimdi tekrar soralım. Vatan satmak nasıl olur? İşte vatan satmak böyle olur. Bu arada Sayın Kavcı kantici esnafa falan 5000 lira açtık. Hibe verilecek bir şey özür dilerim. Şöyle yapalım mı? Bir telefon bağlantısı var. Skype bağlantımız. Hani bizde ümüğüne sarılıyor ya milletin. Evet. Ya, tam tabiri o. Peki bir gazeteci dostumuz Londra Gündem Genel Yayın Yönetmeni Taner. Taner Bildik bizim bağlantımız da kendisi Londra'da yaşıyor. O da bir gazeteci. Aa bize İngiltere'yi anlatsın ya. Hain İngiltere'nin vatandaşlarına yapmamış oldu. Tolga, ama şöyle Tolga Bey sizden ricamız şey Taner Bey pardon çok özür dilerim gerçekten. Taner Bey bize İngiltere'nin yapmamış olduğu teşvikleri anlatır. Öncelikle merhaba iyi yayınlar. İngiltere berbat durumda. Yani inanamazsınız. Tabii latife yapıyorum. İngiltere pandeminin ilk gününden itibaren sosyal devlet olmanın aslına bakarsanız tüm gereklerini yerine getirdi. Şimdi İngiltere'de ne olduğunu aslında anlatmak için çok basit birkaç tane veri paylaşmak istiyorum sizinle. Yayına bağlanacağım diye biraz da çalıştım. Bugün itibariyle 2967 yeni vaka tespit edildi. Şimdi Türkiye'de bugün rakam ne? Henüz gelmedi 10 binler seviyesinde falan olacaktır. 10 binler seviyesinde. Pandeminin ilk başladığı günlerde günlük 20-30 bin arasında rakamlar telaffuz ediliyordu İngiltere'de. Peki ne oldu, nasıl oldu da oradan buraya kadar düştü? Şimdi günlük ölüm vakaları burada onlu rakamların altına indi. Şimdi, bu tabii topyekin bir mücadeleyle oldu. Şöyle bir mücadeleyle oldu. Başta vatandaşlar değil, yöneticiler kurallara çok uydular. Şimdi ekonomik yardımlardan falan bahsedeceğim ama bu çok önemli. Bunu mutlaka söylemek istiyorum. Biliyorsunuz yaklaşık bir ay oldu. Kraliçenin eşi Prens Philip gencecik yaşında 100 yaşını görmeden hakkın rahmetine evet kavuştu. Evet ya gencecik yaşında gitti. Şimdi tabii şöyle bir durum var. 30 kişiyle sınırlıydı burada cenaze törenleri. Başbakan Boris Johnson sadece aile bireyleri katılsın, ben haklarını almak istemiyorum, haklarını yemek istemiyorum diyerek 30 kişiyle sınırlı cenazeye katılmadı. Şimdi balık baştan kokar diye bir laf vardır. Protokolde olmasına rağmen gitmedi. Eğer gitseydi aileden başka bir üye katılamayacaktı. Hani hem hatırasına, ailesine saygıdan hem de kurallara uymak adına düşünün bir ülkenin kraliçesinin eşi vefat ediyor ve başbakan cenazeye katılmıyor. Taner Bey nedeni... bir şey soracağım. Çok özür dilerim. Bizde demokrasi var. Bizde demokrasi olduğu için öyle kraliçe kral filan tanımıyoruz. Bizdekiler vatandaştan oy olarak yetki aldıkları için vatandaşa 10 kişiyle cenazeleri sınırlandırabilip kendileri vatandaştan oy aldıkları için kendileri 50 bin 100 bin cenazeye katılabiliyorlar. Ama İngilizlerde o dediğiniz şey kraliyet vatandaştan oy almamış olduğu için
Onlar kural yasalara uyabiliyor. Bizimkiler için biz vatandaştan oy alan demokrasilerde vatandaştan oy aldığı için o yasalara uymayabiliyorlar. Demokrasi de böyle değil mi? Biz mi yanlış biliyoruz? Çok güzel aslında. Oy dediniz, evet. Burada hani monarşi gibi görünüyor olabilir dışarıdan bakıldığında ama kraliçenin yetkileri falan, bunları anlatmak çok uzun sürer. Oy alan başbakan katılmadı. Yani kraliçe ben katılıyorum, onları katılıyorum, herkesi davet ediyorum falan demedi. Oyla seçilmiş olan başbakan katılmadı. Ve çok enteresandır bu. Boris Johnson çok zayıflamıştı. Yani pandeminin başında ciddi oy kayıpları falan vardı. Süreci öyle bir yönettik ki şu anda İngiltere'de gerçek lider gözüyle bakılıyor. Çünkü her şeye kendi riayet ettiği gibi kabinesi riayet etti. Tüm yetkililer bütün kurallara riayet ettiler. Ve bugün baktığınızda belediye seçimleri vardı. Ezici bir üstünlükle belediye seçimlerini kazandı. Şimdi demek ki hani bizde bir tabir vardır. Başkasına verir talkımı, kendi yutar salkımı gibi. Hani öyle bakmamak lazım. Kişi kendinden bilinir. Eğer insanları bir konuda bir şeye zorluyorsanız mutlaka önce kendiniz de uymak zorundasınız. Bence en büyük fark, sadece Türkiye için söylemiyorum, dünyadaki belki başka ülkeler için de geçerli bu. Çünkü pandeminin başında Boris Johnson sürü bağışıklığı dediğinde sadece İngiltere değil bütün dünya ayağa kalkmıştı. Bugün İngiltere'de %78 oranında sürü bağışıklığı sağlanmış durumda. İnsanlar evde kaldıkları için, evde tutuldukları için. Şimdi burada az önce sizin söylediğiniz yere gelelim. Bunun altında kırmızı kalemle çizeceğiz. İnsanlar evde kaldı da ne yiyip ne içtiler evde? Hava bedava, su bedava. Tabii, hava bedava, su bedava. İngiliz hükümeti burada çok eleştirilmesine rağmen, yardımlar yetmemesine rağmen, şimdi size rakamlar vereceğim. Diyeceksiniz ki bulmuşlar da bunuyorlar. Hani hakikaten böyle atasözleriyle gidiyoruz ama ne yazık ki hikaye bu. Şimdi pandeminin ilk başladığı geçtiğimiz yıl Mart ayında yaklaşık 15. günde, 20. günde hükümet toplandı ve bir açıklama yaptılar. Evde kalanlara, evden çalışın dediğimiz insanlara, sokağa çıkma yasağıyla başlamıştı çünkü. Dünyada ilk sokağa çıkma yasağının uygulandığı birkaç ülkeden bir tanesiydi. Destek olacağız dediler. Ve bir program başladı. Evden çalışanların maaşlarının %80'ini devlet ödedi. Hala ödemeye devam ediyor. Hala? Hala, hatta 9. ayın 30'una kadar da uzatıldı. Çünkü bugün 3. kademeye geçti artık gevşetilme konusunda. Ayın 17'sinde İngiltere'de neredeyse hemen hemen her şey açıldı. Çok küçük bir kısmı kaldı. Onunla ilgili de bilgi vereceğim ama restoranlar açıldı, publar açıldı, spor salonları açıldı. Ona keza şimdi işte aklınıza gelebilecek birçok sektörde normalleşme başladı. İç mekanlarda hizmet başladı. Kapalıyken ne oldular? Kapalıyken paralarını, vergilerini ödediler mi? Şimdi kapalıyken şöyle, bir kere öncelikli olarak vergi konusunda hükümet dedi ki elbette vergi ödeyeceksiniz ama ötelemeler yapacağız. Yani vergi bir ülkenin ayakta kalması için çok önemli bir şey. Ama bu pandemi durumunda sizden vergi beklemiyoruz. Vergi ödemelerinizi eğer durumunuz yoksa mutlaka bildirin. Taksitlendirmeler yapacağız, ileri tarihe öteleyeceğiz. Nitekim bunların da hepsi gerçekten yapıldı. Hani sözde kalmadı hiçbir şey. Bunun yanında dediğim gibi %80'i hükümet tarafından ödendi. İngiliz devleti tarafından ödendi daha doğrusu. Şimdi insanlar evdeyken kiramı nasıl ödeyeceğim? Elektriğimi, suyumu, doğalgazımı nasıl ödeyeceğim? Çocuğumun karnını nasıl doyuracağım diye düşünmedi. Şöyle bakalım. Ortalama 1600-1800 pound gibi burada asgari ücret olduğunu varsayarsak bunun %80'i ödendiğinde insanlar temel ihtiyaçlarının hepsini karşıladılar. Ve bu yardımlar da öyle hani daha sonra fitil fitil burnundan getirmek tabiri vardır ya, öyle alınacak yardımlar da değildi. Bu devletin hibesiydi. Hibe. Ha, ne oluyor? Tabii, vergilerinizde bunu şöyle baktılar çünkü. Dediler ki siz çalışsaydınız 1800 pound para kazanacaktınız. İşte biz size
1300-1400 pound para verdik. Bu 1300 pound'un vergisini ödeyeceksiniz. Çünkü sizi çalışmış kabul ediyoruz. Ve çalışsaydınız da bunun vergisini ödeyecektiniz. Biz size bu işi yaptığınızı varsayarak bu parayı ödüyoruz. Karşında vergisini alacağız. Ne zaman alacağız? Yıl sonunda. Yıl sonunda alacağız ama durumunuz olmazsa ötelemeler yapacağız. Taksitlendirmeler yapacağız. Bu işin bir tarafıydı. Onun dışında hibeler var. Yani Covid'den ciddi zarar gören işletmelere hibeler yapıldı. Hibelerin dışında, hükümetin yaptığı yardımların dışında belediye yardımları var. Ki bu belediye yardımları o kadar önemli ki işletmelere kira yardımı yapıyorlar. Maddi destek veriyorlar. Hadi geçtim iş dünyasını, işletmeleri, insanlara, bireylere, çalışana, çalışmayana, çocukları olanlara, herkese belli oranda yardımlar var. Ve şöyle söyleyeyim, bir not aldım. 372 milyar sterlin. Yani Türk parasıyla hesaplamaya kalktığınızda biraz uzun süre hesaplaması. 372 milyar sterlin para harcandı salgınla mücadele için. Bunun da tam 55 milyar sterlini sadece serbest meslek sahiplerine ödendi. Bakın işçilerden falan bahsetmiyorum. Hani sadece serbest meslek sahiplerine ödenen, küçük esnafa ödenen paradan bahsediyorum. 11-12 abi, 12 değil. 12'ye dayandı, evet. 12 diye hesaplayabiliriz yuvarlak olarak. Yani 300 kaç milyar sterlindi hocam? 372 milyar sterlin. 10'la çarpalım ya. 12 ile falan değil. Çarp abi, buyur. Hesap kitap sende. 10'la çarptığın zaman 4 trilyon para yapıyor aşağı yukarı ya. Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılası kadar. Sonra İngiltere sonra, bizi kıskanıyor abi. İngiltere bizi kıskanır. Hiçbir şey vermediğin adamlar sana habire bir şeyler veriyorlar. Ben de İngiltere olsam Türkiye'yi kıskanırım. Hiçbir şey vermediğin bu topraklar, hiç para vermediğin, hiç destek olmadığın bu insanlar hala sana dava uğruna, seni dava etmek yerine dava uğruna destek veriyorlarsa İngiltere olsam ben de kıskanırım Türkiye'yi. Doğru. Buyurun. Şimdi hatırlar mısınız bilmiyorum. Eskiden deve kuşu kamera vardı. Yani sizlerin yaşı benim de aşağı yukarı aynı, hatırlarsınız. Orada güzel bir skeç vardı. Ev sahipleri hep Almanya'dan oğlum gelecek diye kiracıların çıkarmaya çalıştığı bir dönemde. O skeçte de rahmetli Zeki Alasya ile Metin Akpınar karşılıklı oynuyorlar. Bir tanesi diyor ki, gidiyor ev sahibine, ya diyor bana hiç diyor zam yapmıyorsunuz, eşe dosta rezil oluyorum diyor, böyle şey mi olur diyor, ne biçim ev sahibisin sen diyor, bana zam yap diyor. O da diyor ki yok kardeşim, ben senden çok memnunum, hayatta sana zam yapmam diyor. Yaparsın yapmazsın diye kavga etmeye başlıyorlar. Ev sahibi diyor ki o zaman diyor evi senin üstüne yapayım da gör bakalım diyor kavganın sonunda. Şimdi buna benzer bir örnek vereceğim. O kadar çok yardım yapıldı ki üstüne üstlük evi de sizin üstünüze yapayım gibi bu anekdotta olduğu gibi bir şey yaşandı. İşletmelere bir yıl geri ödemesiz kredi verildi. Devlet garantisinde bankalardan kredi verildi. Ve bunlar hani büyük rakamlar, öyle küçük değil. Sizin kredide biz de çok iyiyiz. Kredide biz de çok iyiyiz. Biz hibe mibe vermedik ama biz herkese kredi verdik. Bu hani de acayip kredi verdik. Ama bu kredinin şöyle bir özelliği var. Bir yıl geri ödemesiz 1.2 faizle, yani neredeyse faizsiz bir kredi. Bir yıl geri ödemesiz, bir yıl sonra başlıyor ödemeleriniz ve 5 yıl boyunca ödüyorsunuz. Ama bu arada tekrar eğer bir sıkıntıya düşerseniz diğer hibelerden zaten yararlanıyorsunuz. Ekstra hibeler alabiliyorsunuz ya da kredileri yine öteleme şansınız var. Ya. Şimdi birçok insan burada bu kredileri alıp yeni işler kurdular. Yeni yatırımlar. İngiltere'de pandemiden para kazanmak gayet iyiymiş ya. Taner'cim şöyle yapalım mı? Bir araya gidelim biz. Canımızı yeterince sıktın. İzleyicilerimizin de muhtemelen sıkılmıştır. Ama dünyayı görmek böyle bir şey. Çünkü biz bu kavanozun içinde yaşadığımız için buradaki mücadeleden aslında dünyayı görmez olduk. Az önce yayının başında izledin mi bilmiyorum. Uykusuzuz. Avrupa'ya göre daha az uyuyoruz. Avrupa'ya göre %20 daha çok çalışıyoruz. Avrupa'ya göre %80 daha az kazanıyoruz. Ama Avrupa'ya göre %70 daha fazla vergimizi de ödüyoruz. Kaçıyoruz, ediyoruz. Yapılandırma yakalıyoruz, ediyoruz ama... İşte
o ümüğümüze çöküyorlar. Şöyle yapalım mı Sayın Bildik, Sayın Kahveci? Kısa bir araya gidelim. Sonra bir de İngiltere'de neler olmuşu seni def ettikten sonra ayrıca bir konuşacağız. Onunla arkandan konuşacağım çünkü yüzüne konuşmak istemiyorum. Şimdi kısa bir ara, Paradoks reklamdan sonra burada olacak. Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı müjde, verilecek destekler bayram öncesi ikramiye olarak emeklilere verilen %10 zamla 1000 liradan 1100 liraya çıktığı iddia edilen, ki keza öyle olmadı. Miras maaşlarda mesela 700 lira geçti insanların da, 770 lira geçti. Şimdi destekleri az önce dinledik. Tamer Bildik, Londra Gündem Genelliği Yönetmeni. Kendisi Londra'da, orada yaşıyor ve oradaki destekleri anlattı. İmrenerek dinledik. Gene hattımızda kaldığı yerden Taner, söz sende. Devam et, imrendir bizi. Bana kızdınız ya, daha çok kızacağınız bir şey söyleyeyim. Az önce dedin ya sana yeterince kızdık diye. Şimdi vereceğim bilgi aslına bakarsanız Türkiye için de hoş olmayan, hani hepimizi çok üzen bir bilgi. Bu desteklerle ilgili bir şey değil ama biliyorsunuz bir süre önce İngiltere ve Fransa Türkiye'yi kırmızı listeye aldı. Şimdi son can simidi turizm olarak baktığımız ülkemiz için ne yazık ki bu kötü bir haber. Çünkü Türkiye'nin kırmızı listeye neden girdiğini iyi okumak lazım. Bununla ilgili çok küçük bir bilgi verdikten sonra ne anlatmaya çalıştığımı daha net anlayacaksınız. Şimdi İngiltere'de ve Fransa'da kırmızı listeye girmesinin nedeni Türkiye'nin hülle turizmi. Bu da ne diyeceksiniz? Hülle turizmi nedir? Şimdi şöyle açıklayayım hemen. Özellikle Hint varyantı İngiltere ve Fransa'da şu anda gündem. Yani bugün yavaş yavaş hayatın normale döndüğünden bahsederken Hint varyantının yükseliyor olması burada yeni önlemler alınmasına neden olabilecek diye konuşuluyor. Peki Hint varyantı niye yükseldi? Hindistan ve Pakistan gibi ülkeler çok uzun zamandır kırmızı listedelerdi. Ama Türkiye bu ülkelerden ülkemize gelen, Türkiye'ye gelen turistlere özel paketlerle turlar sattı ve bu turların akabinde İngiltere'ye Türkiye'den giriş yaptıkları için buradaki 10 günlük karantinadan muaf oldular. Şimdi bu ne demek? Normalde kırmızı ülkeden gelecek olan turistler İngiltere'de 10 günlük bir otel karantinasında kalmak zorundalar. Bu da minimum 1750 pound'dan başlıyor. Burada çok fazla Hintli ve Pakistanlı vatandaş var. İngiltere'de yaşayan, hatta İngiltere vatandaşı olan. Ama şöyle düşünün. Bunlar da biz Türkler gibi kalabalık aileler, hatta bizden daha da kalabalık aileler. Yani bir ailede 6-7 kişi en az var ve ülkelerine gidiyorlar tatil yapmak için. Geri dönüşte 6-7 kişilik bir ailenin ortalama işte 2000 diyelim, 2000 pound'dan 10 günlük otel karantinasında kalmaları çok büyük bir meblağ. Burası için de çok büyük bir meblağ. Onun yerine Türkiye'ye geldiler. Hazır Türkiye'de 17 günlük kısıtlama varken, işte herkes evlerine kapatılmışken yediler, içtiler, gezdiler, tozdular. Fotoğraflar çektiler. Adam başı 1700 pound değil belki ama 100 pound harcadılar. Ondan sonra da dediğim bu hülle turizmi yoluyla İngiltere'ye geldiler. Ve burada bu varyantın, Hindistan varyantının yükselmesine neden oldular. Bunun farkına varan İngiliz hükümeti acil olarak Türkiye'yi kırmızı listeye aldı. Önce Fransa açıkladı, 24 saat geçmeden ardından İngiltere aldı. Şimdi bu ne demek biliyor musunuz? Haziran'ın 21'inde İngiltere'de hayat tamamen normale dönecek. Her yer açılacak. İstisnasız normale, pandemi öncesindeki hayata dönecek İngiltere. Ona keza bakıyorsunuzdur, hani görüyorsunuzdur oradan, Avrupa'nın birçok ülkesinde hayat normale dönmeye başladı. İşte aşılama rakamları çok yükseldi falan. İngiltere'nin %70'i aşılandı. Bugün Başbakan Boris Johnson bu açıklamayı yaptı. Dedi ki %70'ini aşıladık. Sadece ikinci dozu alanların rakamı bile 20 milyonu geçti. 21 milyona dayandı. Bu aslına bakarsanız şu anlama geliyor. Yaz aylarında can simidi olarak baktığımız turizm ne yazık ki Türkiye için şu an kurtarıcı değil. Eyvah. Eğer Haziran'a kadar rakamlarda düşüş olmazsa, Türkiye'de vazgeçti bu hulle turizmini fark edip Türkiye'de vazgeçti. Hatta aldığımız duyumlar ne kadar doğru bilmiyorum ama bazı turizm şirketlerine bu anlamda cezalar kesildiği vesaire falan da konuşuldu. Bu burada gündem olduğu için ve daha fazla hani bilgi alıyoruz konuyla ilgili.
Eğer rakamlar düşmezse Haziran ayında, Haziran'ın 21'inde burada hayat normale döndüğünde İngiltere ve Fransa kırmızı listeden Türkiye'yi çıkarmazsa, ki biliyorsunuz İngiliz turistler Türkiye için çok önemli. Onu da geçtim. 350 bin Türk yaşıyor burada. Sadece Türk vatandaşı olan, İngiliz vatandaşlığını almış Türklerden, Kıbrıs Türklerinden bahsetmiyorum bile. Aşağı yukarı 1 milyona yaklaşan bir popülasyon burada Türk kökenliler. Bu insanların Türkiye'ye gelmesi, akrabalarıyla bir araya gelmesi, orada tatil yapması, düğünlerini, derneklerini yapması, orada almış oldukları evlerine dekorasyon yapması, inşaatlarını tamamlamaları vesaire, akan parayı düşünün ve bunun tamamından ne yazık ki mahsur kalacağız. Ne için? Bu bahsettiğim hülle turizmi yüzünden. Hani bunun ne kadar farkındaydı yetkililer, bakanlık, hani bilmiyorum ama bir şekilde uyanıklık yapıp bu turizm firmalarının yapmış olduğu bu hülle nedeniyle şu anda Türkiye belki de çok ciddi bir turizm sezonu, en çok ihtiyacı olduğu dönemde turizm sezonunu kaçırıyor. Umarız öyle olmayacaktır ama ne yazık ki görünen bu. Taner'cim, katıldığın için ve verdiğin bu kıymetli bilgiler için sana çok teşekkür Taner ediyoruz. Taner hocam, çok teşekkürler. Çok önemli bilgiler verdiniz hocam. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi Kavcı, ben dinlerken abi gerçekten utandım, yerin dibine girdim. Niye yerin dibine girdim? Çünkü hani 1100 lira emekliye bayram ikramiyesi %10, 100 lira zam yapıldı. Şimdi 3000 lira hibe, 5000 lira hibe konuşuluyor. Kantin esnafı var, lokantacı var, sanatkar var çoğunlukla. Şimdi bir hesap yaptık ki 372 milyar pound gibi bir para da sterlin dağıtılmış ülkede. Pandemiyle mücadele için ve 21 Haziran'da normale dönüyorlar. Biz ne konuşuyoruz Sayın Kahveci? 21 Haziran'da kaç doz aşı gelecek daha ülkeyi konuşuyoruz. Ama Taner'in yanıldığı bir nokta var orada. Tek yanıldığı nokta. Hint aileleri gibi bizim kalabalık olduğumuzu zannediyor hala. Öyle dedi ya. Hint aileleri kalabalık. Yok değerli izleyiciler. Şimdi Sayın Kahveci çok güzel notlar toplamış. Ellerine sağlık üstad bu arada. Biz artık kalabalık aileler değiliz. Çünkü İbrahim Kahveci'nin yazısındaki gibi. Aç karnına çocuk olmuyor. Şimdi aslında ne olduğumuzu gösteren bir şey. Bir şeyi göstereceğim. Şu çeyrekler bazında iş gücü göstergelerini verir misiniz arkadaşlar? Biraz seni de ekranda tutacağım. Biraz ekrana kalkalım. Hadi kalkalım. Şimdi bu Türkiye İstatistik Kurumu'nun çeyrekler bazında 15 yaş üstü nüfus. Şu düz çizgi çıkar. Mavi çizgimiz. Mavi çizgi. İstikrarlı artıyor 15 yaş üstü nüfus. Bunun yanında iş gücü dediğimiz, yani iş gücü piyasasına gelen. Hani diyoruz ya, şurada göreceğiz. İş gücü düşüyor. İş gücü nasıl düşer? Ya artan nüfusta iş gücü nasıl düşer? Eve kapandı insanlar. Umudunu kestiler. Yani son bir ayda iş aramayanları iş gücüne kabul etmiyor. Kabul etmediği için iş gücü düşüyor. Çalışan sayısına bakın. Çalışan sayısı geliyor. Şurası ne? 2018. 2018'in çok altındayız değil mi? Ama bir başka şey söyleyeceğim. Şu 2018'e göre milli gelir yukarıda. Bu da TÜİK mucizesi. Şimdi bunu niye verdim? Bu grafiklerle biz Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı değişik verileri kıyaslamalar yapıyoruz, karşılaştırmalar. Evet, işsizlik oranı, iş gücü düştüğü için çalışan sayısı da düşüyor ama işsiz sayısı da düşebiliyor işte. TÜİK diyor ki Türkiye'de işsiz sayısı 4,5 milyondan 4,1 milyona düştü. Bütün bu enflasyonu işte diyor ki aslında %17 diyor enflasyon ama biliyoruz ki enflasyon çok daha yüksek. İşte ENAG grubu, enflasyon araştırma grubu %36,3. Hissedilen enflasyon vatandaşa da sorduğun zaman hepsi %30'un üzerinde söylüyor. Evet. Bütün bu verilerin, alavere dalavere verilerin sonucunu gösteren bir veri var. Doğum sayısı, evet. Çocuk sayısı. Çocuk sayısı neyi veriyor? Çocuk sayısı, öncelikle şunu söyleyeceğim. Gebelik süresini, yani 9 aylık bir gebelik süresini düşündüğünüz zaman reaksiyon, yani ekonomik duruma göre reaksiyon. Mesela 2001 yılında doğum sayısı oldukça yüksektir. Niye 2001 yılında yüksektir? Çünkü 2000 yılında
Türkiye ekonomisi IMF ile yeni bir rota, büyük bir anlaşma yapmış ve büyük bir iyimserlik olmuştu 2000 yılında. 2000 yılındaki iyimserlik 2001 yılı doğum sayılarına yansıyor. 2001 krizinin etkileri de 2002 doğum sayısına yansıyor, 2002 yılının. Şimdi onun için doğum hızını verebilir misiniz arkadaşlar? Bir doğum hızı. Gel. Şimdi burada görüyoruz. Burada toplam bebek sayısı bu. Doğum hızı dediğimiz. Toplam bebek sayısı. 1.323.000 2001 yılında bak. 2001 yılında 1.323.000 çocuk var. 2001 krizi çıktı. 2002 yılında 1.323.000'den 1.230.000'e. Yani aşağı yukarı 100.000 düştü. 1.323, 1.230 pardon. 1.230. 100.000 civarında düştü. 90 küsür bin. Sonra krizin etkisi, 2001 krizin etkisi devam ediyor, o karamsarlık. 1.199.000'e düşüyor. Sonra 2002 sonunda gelip yeni bir siyasi parti ve iktidar gelip iyimserlik başlayınca, bakın iyimserlik başlayınca artışı görüyor musunuz? Şuradaki artışa bakın. 1.199.000'den 1.222.000, 1.244.000, 1.255.000, 1.290.000, 1.296.000 ne zaman? 2008. 2008'in ortasında 2008'in ortasında kriz çıkıyor. 2009'da ne oluyor? Hemen çocuk sayısı düşüyor. 1.296.000'den 1.267.000'e, 1.261.000'e, 1.253.000'e. 2010-11'de küresel krizden çıkışın, hani telafi yılları değil de çıktık artık deyince, bak tekrar çocuk sayısı tekrar artmaya başlıyor. 1.295, 1.298, hatta 2012-13 o iyimserlikle 2014 yılında 1.351.000'e geliyor. Türkiye'deki yabancı paranın artık zirve yaptığı bir dönem. Evet. Artık insanlar refaha kavuştular, harcama yapabiliyor. Düşük faiz, konut kredisi alabiliyorsunuz. Her şey balayı her işte. Şey. Biz de o zamanlar bunları söylüyorduk işte. Bunlar balayımız diyebilir miyiz? Bunlar balayı yılları. Evet evet, bunlar balayı yılları. Ve gör şimdi bakın. 2015-16'dan sonra 1.300.000'ler nerede? 2001'de. Ama sonra krizde düşüyor, yavaş toparlıyor. Toparlıyor, tekrar eski seviyeye geliyor. Ondan sonra, bakın son rakam, 2020 yılı rakamı, 1.113.000, 2001 krizinden çok daha az. Çok daha az. 1.199.000, 1.113.000. Peki kızacaksın ama bir aksi tez üreteyim mi? Ters 113, aşağı yukarı 250.000 düşüyor. Şimdi kalkınması artan ülkelerde, gelir seviyesi, refah seviyesi yükselen ülkelerde doğurganlık seviyesi azalır. O zaman şunu söylüyorum. Şuradaki artışı bana izah et. Şuradaki artışı izah et. Gelir seviyesi artan ülkelerde, refahı artan ülkelerde çocuk sayısı düşer diyen arkadaşlar. Şu artış ne? Ekonomi iyi olduğu zaman çocuk sayısı artıyor. Peki şuradaki artış ne? Ekonomi iyi olduğu zaman çocuk sayısı artıyor. Bize güzel bir durum mu? Çünkü Çin'de mesela geçtiğimiz yıllarda tek çocuk zorunluluğu kaldırıldı. Çin'de buna rağmen ikinci çocuğu yapmıyor insanlar. Böyle bir veri var. Yakında bir veri. Çin'de yasak var. Yok yok, kaldırıldı. Evet. Bir çocuk zorunluluğu. Onlar da refah seviyesi yükseldiği için. Yani bizdeki refah seviyesi daha çok bizim coğrafyaya mı özgü yoksa Sayın Kavcı? Yani biz para bulunca mı çocuk sahibi oluyor? Çünkü genel olarak yorum bu şekilde değil bu demokratik. Genel anlamda bir... bu şimdi şöyle düşünün bir de. 1.323.000 çocuk, aşağı yukarı nüfus burada 65 milyon muydu? 65 milyon. 65 milyon civarındayken 1.323. Yani genelde bir düşüş var. Genelde bir düşüş var ama dikkat edin, dalgalanmalar ekonomiye bağlı olarak yaşanıyor. Ona zaten analizi yaptım. Şimdi da onu gösteriyor. Şimdi 65 milyonda 1.199.000, 83 milyonda 1.113.000. Buradaki şeyi de söyleyeyim. Pandemi etkisi yok burada. Aralık ayı, Kasım Aralık ayında vardır. 2020 yılının Kasım Aralık ayındaki çocuk sayısında pandemi etkisi olabilir. Orada baktım, bir önceki yılın Kasım Aralık ayıyla fazla değişiklik yok. Yani 2020 yılının
tümünde ay bazında 8-9 bin çocuk sayısı daha azalmış. Kasım Aralık ayında da aynı düşüş var. Yani Ocak Şubat'ta nasıl 8 aylık bazda 8-9 bin düşüş varsa Kasım Aralık ayında da var. Ben de bunun üstüne bu verilere çalışınca şeylere baktım, OECD'ye baktım, belki veri bulabilirim güncel 2020 verisi Avrupa ülkeleri için. Bulamadım, sadece 4 ülkeyi buldum. Fransa, İtalya, İspanya ve Portekiz verilerini buldum. Pandemi döneminde bu ülkeler geçmişe oranla bu kapanma döneminde doğurgan sayıları artmış. Yani bu veriyi ama daha henüz 2020 yılı vermez onu. Yok 2020 de değil işte, tam böyle geniş kapsamlı bir analiz değil ama şu en azından bir fikir verebiliyor. Yani Avrupa'da da bir pandemi döneminde çocuk doğurganlık sayısında bir artış var. Bu değil tabii. Bu evet. Nüfusa bu, oranla milyon bu sayısı. Toplam şey. Toplam. Şimdi istersen bunun nüfusa oranla şeyi var. Hı hı. Onu bakalım hangisinde vermiştik. Toplam doğurganlık hızı. Onu almamışız. Almamışım. Toplam doğurganlık hızını almamışız ama şeyi verelim. Toplam doğurganlık hızımız var. Yok şey onda bu veri var. Türkiye kıyaslama var. Avrupa Birliği. Avrupa Birliği. Evet. Şimdi oradan şunu söyleyeyim. Ezbere bildiğim için söyleyeceğim. Hı hı. Kadın başına çocuk sayısı 2.1. Nüfusun başa baş olma seviyesi. Biz bu sayıya 2017'de 18'de geliyoruz. 2017'de galiba en son geliyoruz. 2018'de filan bunun aşağısına düşmeye başlıyoruz. 2019'da 1.88'e düşüyor. Bak başa baş seviyesi 2.1. Evet. 2019 yılında 1.88. 2020 yılında 1.76. O kadar aşağı geliyor ki 2.1 olması gereken kadın başına doğum, kadın başına doğumu yaklaşık olarak aile başına çocuk sayısı olarak da kabul edebiliriz. Aile başına çocuk sayısı 2.1'lerden daha şu canlı olan yıllarda 2.3'lere falan geliyor. Şimdi 1.76. Onun için başlığımız, haber başlığını şu verdi. Yazıda da söylüyorum. 3 çocuk hayaliyle veya 3 çocuk söylemiyle yola çıkan AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk aile yapısını ekonomik krizden dolayı bir çocuğa doğru yaklaştırıyor. Aile başına 1.7 çocuk şu anda diyebiliriz. 2.3 çocuktan aldık. 1.7 çocuğa düşürdük kadın başına çocuk sayısını. 2.3 çocuktan 1.7 çocuğa. Çöküş de son 3 yıl. Yani iş aramaktan umudunu kesenlerin artık istatistikte yer almadığını gördük az önce. Türkiye İstatistik Kurumu çeyrek verilerine baktığımızda ne gördük peki orada? İşte vatandaş artık iş aramaktan dahi vazgeçmiş. Yani iş gücü bakıyorsunuz düşüyor, yükseliyor. İstihdam edilenlerin sayısı ise ona baktığında Türkiye'de şöyle Türkiye İstatistik Kurumu'nun şöyle bir çelişkili verisi oluyor. Herkesin kafasında şu soru işareti oluyor ya. Hem istihdam yükseliyor, hem iş arayanların sayısı azalıyor. Şöyle azalıyor. Çünkü vatandaş iş bulmaktan umudunu kesiyor. Hoş, o artık yeni bir algoritmayla da hesaplanıyor buradaki veri. Yani adam iş bulmaktan umudu kesmiş. Biz üstüne diyoruz ki yani bir de çocuk yap. Yapamıyor. Bak bir rakam söyleyeceğim. 2020 yılında çocuk sayısındaki azalış 73.700. 2019 yılında 67.421. Aşağı yukarı 141.000. 2018'de de 44.000. 185.000 çocuk. Evet. Başkanlık, sadece başkanlık sistemi 2017 referandumundan sonra ben fiili olarak başkanlığa geçildiğimizi kabul ediyorum. Sadece başkanlık sistemi 3 yılda Türkiye'ye 185.000 daha az çocuğa sebep oldu. Evet. Düşünebiliyor musunuz? Başkanlık sistemi 185.000 daha az çocuğa yol açtı. Eskiye göre, öncekisine göre 185.000 daha az çocuk oldu. Neden? Kriz,
krizden dolayı, işsizlikten dolayı, umutsuzluk, gelecek karartısı ve insanlar çocuk yapamıyor. Bu arada tekrar şunu ekleyeyim. 2020 yılı Sayın Kavcı'nın yazısında da özellikle belirttiği bir konu var. Pandemi etkisi yok burada. Yani pandemi yüzünden düştü diyecek olanlar varsa onu mutlaka belirtelim. Ama şunu da söyleyelim. Genel bir insanlar artık yuva kuramıyorlar. Çünkü maliyetler de çok yükseldi. Yuva kurulmayınca çocuk olmuyor. Buradaki veriler bile yuva kurulmuş. Şimdi genç işsizlik. Yani genç işsizliğin yansımasını söyleyelim. Arkadaşlar, annenin ortalama yaşını verir misiniz? Evet. Annenin ortalama yaşını. Annenin ortalama yaşı. 2001 yılında bir annenin annelerin ortalama çocuk şeyinde 26.7 yaşında. 29 yaşına çıktı. Neden? Devamını, yaşa özel doğurganlık grafiğini verin arkadaşlar. Yaşa özel doğurganlık. Geldi. Yaşa özel doğurganlık. Evet. Doğurganlık hızı. 2001 ve 2020. Yaş ilerliyor. Artık genç yaşta çocuk yapamıyor. Erken yaştaki doğurganlık hızı bak. Kaç yaşı? 20'li yaşlarda 14. Şimdi nerede? 144 çocuktan şimdi nerede? 60-70'lerde. 114 çocuk şimdi kaça gelmiş? 20'li yaşlardan 25'li yaşlara, 30'lu yaşlara gelmiş. Programın başında biz ülke olarak en büyük kötülüklerimizden birisi ne dedim? Gençlere yapıyoruz. Gençlerin geleceğini yok ediyoruz dedim. Annenin yaş ortalaması ve doğurganlık şeyine bakın. Grafikler ortada arkadaşlar. Böyle dursun. Bu şunu genç işsizlik. Bir önceki grafikle şu grafiği yer değiştirerek durur. Ekrana bakın. Gençlerin hayat beklentisini ve hayata tutunmasını yok etmişiz. Ben her zaman onun için söylüyorum. Biz yaşlılar var ya, biz, ben de 50 yaş üzerine geçtim. Özellikle 50 yaş üzeri, biz en büyük kötülüğü evlatlarımıza yapıyoruz. En büyük kötülüğü, en büyük hainliği gençlere yapıyoruz. Bizim var ya, bizim neredeyse 80 yaşına kadar çalışmamız şart bizim. Kendim için söylüyorum. Gençlerin geleceğini o kadar kararttık, o kadar kötüledik ki. Ben bu gençlerin yerinde olsam var ya, bizim nesle ilerleyen yıllarda emekli maaşını bırak, hiçbir zırnık para verme. Biz zaten veremeyecek. Biz çünkü istihdam... onlara para bırakmıyoruz ki, borç bırakıyoruz. Adamlar istihdam sağlayamıyoruz ki, adamlar çalışsınlar, sigorta primi yatırsınlar da emekli maaşı ödensin bu ülkede. Dönüyor dolaşıyor gene top, SSK'yı kim batır diye geliyor. Yani oraya dönüyor. Son grafiği de vereyim de tabii, ondan lütfen. Sonra şu Avrupa'daki şeyleri söyleyelim arkadaşlar. Toplam doğurganlık hızı Avrupa evet. Kıyaslaması. Evet. Şimdi bu 2019 yılı rakamı. Evet. Toplam doğurganlık hızı 2019. Türkiye 1.88. Şimdi nerede biliyor musun? 1.76 2020 yılı. Fransa'nın, Romanya'nın gerisine düştük. Doğurganlık hızında Fransa'nın, Romanya'nın gerisine düştü. 3 çocukla yola çıkan bütün arkadaşlara, 3 çocuk diye yola çıkıp sadece lafla peynir gemisi yürütmeye çalışan herkese bu tabloları ithaf ediyorum. Sunuyorum. Tabii. Lafla peynir gemisi yürümüyor. Lafla çocuk olmuyor. Aç karnına çocuk olmuyor. Karın tok olacak. Geleceğe umutla bakacaksın. Din ve milliyetçilik söyleviyle insanları sömürülerek evlat yapın, evlat sahibi olunmuyor. Ama özellikle bu tabloları ileri yaş grubuna ithaf ediyorum. Tekrar söylüyorum. Bizlerin TÜİK'in yaşam memnuniyeti anketinde iki sonuç vardı. İki temel sonuç çıkardı. Bir tanesi şu. Lise 6 eğitimlilerin 2002, 2003, 2004'lerde, 2003, 2004, 2005'lerde lise 6 eğitimlerinin memnuniyet oranı, mutluluk oranı %56'larda ama aynı dönemlerde üniversite mezunlarının mutluluk oranı %66'larda, 10 puan daha fazla. Yani 2003, 2004, 2005'lerde, 2015'e kadar gidiyor bu neredeyse. Üniversite mezunları
lise altı eğitimlere göre daha mutlular. 2012-13'ten sonra üniversite mezunlarına bir şeyler başlıyor. Homurdanma başlıyor üniversite mezunlarında. Özellikle 2015 sonrası, 2015 ve 15 sonrası üniversite mezunları mutluluk oranları hızla aşağıya düşüyor. Lise altı eğitimlilerde de bir miktar düşüş var ama çok sınırlı. Üniversite mezunlarındaki mutluluk oranı %66'dan 46'ya düşüyor, 20 puan aşağıya düşüyor. Özellikle bu 20 puanlık düşüşün neredeyse tamamı, büyük kısmı 2015 sonrası. Lise altı eğitimlerde ise mutluluk sadece 6 puan düşüyor ve üniversite mezunlarının üzerinde kalıyor mutluluk oranı. O da şeyde, o da 2014-15'ten sonra düşüyor ama 6 puan sadece. Üniversite mezunlarında 20 puan, lise altı eğitimlerde 6 puan. Aynı orantılar genç nüfusla 50 yaş üstü nüfusta da var. 50 yaş üstü nüfus 2004-2005'lerde daha az mutlu. Genç nüfus daha yüksek mutlu. Ama sonra 2015 sonrası genç nüfus müthiş bir karamsarlığa giriyor. 50 yaş üstü sabit, stabil. Fazla düşmüyor. Şimdi görüyoruz Adalet ve Kalkınma Partisi AKP'den oturdu, şuna çalışıyor. Z kuşağını yakalamaya çalışıyor. Bugün de Erdoğan'ın bir programı vardı dedim ya, kütüphanede. Sürekli bir Z kuşağına oynama. Geçtiğimiz günlerde bir dijital toplantı yaptılar. Bu Z kuşağının işte veriler de ortada. Mutsuzluğu sandığa yansır mı? Ekonomik gerekçeler, genç işsizliğin geldiği bu seviye sandığa yansır mı? Yansıyıp yansımaması başka bir şey. Yani sandığa ne yansır bilmiyorum. Yani ata alan Üsküdar'ı nasıl geçiyorsa sandıkta da öyle olur mu? Üsküdar'a sandıkla mı geçer, sandıksız mı geçer, nasıl geçer bilmiyorum ama şu gösterdiğimiz tablolar, özellikle doğum oranları, doğum sayıları, Türkiye'de gençliğin bittiğini, genç insanların hayata başlama yaşlarının ilerlediğini, dedim ya eğitim durumuna göre, annenin eğitim durumuna göre çocuk sayısı da veriliyor. Ama o 2020 yılında yok, 2019 yılı var en son. Orada 2015-2019 arası lise altı eğitimlerde %23 düşmüş. 23 düşmüş lise altı eğitimlerde çocuk sayısı. Üniversite mezunlarında ise %17,5 artmış. İşsizlik veya istihdam verilerine bakıyoruz. 2 milyon 300 bin lise altı eğitimli işini kaybetmiş. 1 milyon civarında üniversite mezunu ise iş bulmuş. Yani işi bulan çocuk yapıyor, işini kaybeden çocuk yapamıyor. Biraz önce de toplam rakamlarda verdik. 2001 krizinden sonra hızla düşen çocuk sayısı, 2004-2005'te artmaya başlıyor 2008'e kadar, 2008'den sonra küresel krizde tekrar duruyor, tekrar düşüyor. Sonra 2012'lerden, 11'den sonra 12'de, 13, 14, 15, 16'da artıyor. 15'ten sonra düşmeye başlıyor. Ve ekranda gördüğümüz gibi şu anda felaket düzeyinde göçmenlerle ayakta duruyoruz. Hatta başka detay söyleyeyim. Annenin uyruk yapısına göre ve babanın uyruk yapısına göre çocuk sayısından çıkarıyorum. Yabancı annelerden yapılan çocuk sayısında da düşme var. 13 binlerden 7 binlere düştü. Evet. Yani durum o kadar karmaşık, o kadar şey ki, o kadar açıklanamaz noktada ki, siz enflasyonda verileri değiştirebilirsiniz, istihdamda verileri değiştirebilirsiniz, kağıt üzerinde her şeyi değiştirebilirsiniz. Ama işin sonucu kucakta. Kucakta bebek var mı? Kucakta bebek yok. Çocuk yapamıyoruz. Türkiye çocuk yapamaz noktaya gitti. Bebek yoksa umut yok. 2.1 umut olmadığı için bebek yok. İşte paradoks budur. Paradoks budur. 2.1 anne başına çocuk sayısı, nüfusun başa baş gitmesi. Ha diyeceksiniz ki ya sen diyorsun ki 2017-18'den beri 2.1'in altına düştü anne başına çocuk sayısı. Hala Türkiye nüfusu nasıl artıyor? Göçmenler sağ olsun.
bizim başımız kel mi? Yani o kadar göçmen gelecek, şeyi yapacak, biz de onları toplayacağız, edeceğiz, nüfus besleyeceğiz. Avrupa ile kıyasladığımız zaman söylüyorum, Türkiye'nin nüfusu göçmenlikle artıyor. Türkiye'nin nüfusu kendi öz vatanıyla, kendi öz şeyle, nüfusla artmıyor. Anne başına doğum oranı 2.1'in altına düştü. 3 yıldır bunun altında. Özellikle 2020 yılı 1.76 felaket. Felaket bir şey. 3 çocukla yola çıktık, 1 çocuğa gidiyoruz Bora Bey. Bu az bir şey değil. Yani şu anda kabaca 1.7 çocuk diyelim. Aile başına 1.7 çocuk ne demek biliyor musun? 2 çocuk bile değil, 1.7 çocuk. Felaket bir şey. Siz ne kadar ekonomide şahlanıyoruz, uçuyoruz, şöyleyiz, böyleyiz, kıskanıyor değil. Kucakta çocuk var mı? İnsanlar kucaklarına çocuk alabilecek, geleceğe ilişkin bir güvence görüp kucaklarına çocuk alabiliyorlar mı? Aha, tablo burada. Bu milleti çocuk yapamaz noktaya getirdik. 2001 yılı 65 milyon nüfusla veya 70 milyon mu arkadaşlar, bakabilirseniz 2001 yılı nüfusuna. Tamam, ben bakayım. Küçük bir şey bakarsanız, karıştırmayalım, biraz rakam karıştırıyorum orada. Nüfusla ilgili şeyim var. 1 milyon 199 bin çocuk. 2020 yılı 1 milyon 113 bin. 1 milyon 200 de 1 milyon 113 bin. 90 bin. 87 bin çocuk daha az. Ama nüfus oranına baktığın zaman, nüfusa baktığın zaman iş değişiyor, çok daha fazla. Şey değişti. Dengeler değişti, yıkıldı. Evet. Bulabildiniz mi 2001 yılı nüfusu, Türkiye nüfusu? Bulamadım üstad. Bakıyorum şimdi. 2001 64 milyon. 64 milyon. 64 biz de 65 milyon. 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 O zaman çok bir laf vardı ya. 65 milyon bizi izliyor Sayın Kahveci diye bir laf vardı ya. 65 milyona 83 milyon Bora Bey. Öyle düşünün. Yani 65 milyon nüfusa göre 1 milyon 200 bin çocuk. Evet. 83 milyon 500 bin nüfusa göre de 1 milyon 113 bin çocuk. Nüfus %20 artmış. Çocuk sayısı %10 düşmüş. Nüfus %20 artıyor, çocuk sayısı %10 düşüyor. Paradoksu düşünebiliyor musunuz, görebiliyor musunuz? Başka bir tarafı var, izleyiciler kızacak ama şimdi bu çocuk sayısının düşmesi harcamaları da düşürecektir. Ekonomiyi de, özellikle Türkiye gibi büyüyen ekonomiye sahip olan, harcama düştüğü anda biliyorsunuz bizim ekonomimiz anında kilitleniyor. Çünkü bütün sistem bunun üzerine kurulu. Harcama da bitecek. Ne olacak? Gelecekte kocaman AVM'lerin, tekrar söylüyorum, ihtiyaç kalmayacak. Nüfus düştüğünde garanti verdiğiniz köprü ve otoyollar çoğu bitiyor ama bu zihniyet devam ederse, o kafayla gene devam edilen, yeni yapılan işler oldu. Kanal İstanbul mesela, nüfus düştüğü için onların da külfeti, yani gelecekteki genç nüfusa bıraktığımız borç sayı azaldığı için kişi başına düşen borç daha yüksek olacak. Daha yüksek olacak. Yani şu 19 Mayıs günü, Gençlik Bayramı, gençliği yok olmuş bir ülke. Ben utanırım. Ben utanıyorum da. Şu tablolardan utanıyorum. Türkiye bu tabloları yaşamak zorunda değil. Çok acı tablolar bunlar. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir ülke düşünün ki çocuk yapamıyor. Varlıktan değil. Bak, tablo orada. Ekonomi canlandığı zaman çocuk sayısı artıyor. Evet. Krizden dolayı. Biz varlıktan dersen 2011'de 1 milyon 253 bin, 2012'de 1 milyon 295 bin, 2013'te 1 milyon 298 bin, bak artıyor, 1 milyon 351 bin artıyor. Ama son 3 yıl, son 4 yıl yokluk. Yokluktan dolayı, krizden dolayı, buhrandan dolayı. Biz işsizliği hatırlarsanız, işsizliği ne dedik Türkiye? İşsizlikte eşik değeri, yani katlanılabilir, Türkiye için katlanılabilir eşik değeri 2015 yılında aştık. 2015 yılının sonunda değil, içinde. 2015 yılı Türkiye'nin işsizlikte eşik değeri aştı. Bak, çocuk sayısı veriyor onu. Evet. 2014'ten 2015'e çocuk sayısı düşmeye başlıyor.
İşsizlik artıyorsa çocuk sayısı düşüyor. Ha bu şu anlama gelmiyor, onu hesaplamadı. Yani işsizlikten dolayı evlenemiyor. Evlenemediği için de çocuk mu yapamıyor? Yoksa evleniyor ama evlenmesine rağmen mi çocuk yapamıyor? O noktayı şey yapmadım, çalışmadım. Ama toplamda sonuç ortada. Sonuç ne? Para yok, çocuk yok. Parayı kim vermiyor? Cumhurbaşkanlığı kabinesi. Parayı kime veriyor? 5-10 müteahhite veriyor. O zaman gidin o çocuklar da onlardan istesin. Daha söyleyecek bir şeyim yok. Yani bu millete, bu insanlara şu tabloları verdikten sonra yani veriler ortada. Bakın şu anda şu önümüzdeki geçen birkaç günü ve önümüzdeki birkaç günü lütfen seyircilerimiz diğer ana haber kanallarını da baksınlar. Diğer haber kanallarına da baksınlar. Bir tanesi şu Türkiye'nin temel sorunlarıyla ilgileniyorlar mı? Ne derler? İmamoğlu onu dedi mi? Demedi mi? Meral Akşener şunu dedi mi? Demedi mi? Kılıçdaroğlu şunu dedi mi? Demedi mi? Neyi ima etti? Arkasında hangi güçler var? Algı operasyonu yapıyor. Tek bir cümleyle sen çok güzel bir şey açıkladın biraz önce. Bu milleti yatakta uyutmuyorlar. Bu milleti ayakta uyutuyorlar. Uyan Türkiye. Evet değerli izleyiciler. 19 Mayıs 1919'un bir seneyi devriyesinde daha Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya sorduklarında doğum gününüz ne zaman diye 19 Mayıs demiş. Yine bir 19 Mayıs'tayız. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun efendim. Sağlıklı, mutlu, keyifli bir yıl diliyoruz size. Bir zaman diliyoruz size. Efendim bu akşam da Paradoks bitti.